Amerikan İnsan Hakları raporunda işkence vurgusu. Almanya'dan Erdoğan'a cevap. Kadına şiddet durmuyor. Günün haberleri başlıyor. Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafından yıllık olarak yayınlanan insan hakları raporunda özellikle 15 Temmuz süreci sonrası insan hakları ihlalleri ve adli yargılama sürecine ilişkin konular gündeme getirildi. Türkiye'ye 75 sayfanın ayrıldığı rapor, mahkemelerin darbe ya da terör örgütlerini desteklediği suçlaması ile on binlerce kişinin hapse atılmasına karar verdiğine, bu kişilerin büyük çoğunluğu hakkında suçlamalar ile ilgili yeterli delil olmadığına dikkat çekiliyor. OHAL kapsamında çıkarılan kararnameler ile şüphelilerin adli yardım almakta bile zorlandıkları belirtilirken, suçlulara ulaşılamaması durumunda bu kişilerin yerine aile bireylerinin tutuldukları ya da seyahat haklarına sınırlamalar getirildiğine atıfta bulunuluyor. Raporun yine aynı bölümünde çok sayıda okul, kurum ve derneğin kapatıldığı, on binlerce kişinin de yasal başvuru ya da temyiz hakkı olmadan işlerinden atıldığı belirtiliyor. Susma! Raporun ifade özgürlüğü ile ilgili bölümünde hükümetin medyaya ve internete kısıtlamalar getirdiği, 140'tan fazla gazetecinin hapse gönderildiğine dikkat çekiliyor. Raporda dikkat çekilen bir başka konu, darbe girişiminden sonra on binlerce kişinin tutuklanması nedeniyle hapishanelerde aşırı kalabalığın ortaya çıkması. Bu noktada hükümetin 3000'den fazla yargı mensubunu görevden almasının, yargının bağımsızlığını kısıtladığı, davaların ertelenmesine neden olduğu ve bir korku ortamı yarattığı ifade ediliyor. Adı insan hakları ihlallerine karışan yönetici ve güvenlik güçleri hakkında soruşturma açılması ve cezalandırılmaları konusunda da hükümetin attığı adımların sınırlı kaldığı hatırlatılıyor. MHP'den ihraç edilen ve referandum için hayır çalışması yürüten siyasilerden Sinan Oğan, Bahçeşehir Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşurken bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan, hareketin lideri Bahçeli diyerek Oğan'ın üzerine atıldı. Şahıs salondaki güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirildi. Saldırının ardından tekrar kürsüye çıkarak konuşmasına devam eden Sinan Oğan, "Bu genç arkadaşımızı kandırıp buraya gönderen aslında partimize zarar veriyor," dedi. "Ben karımı öldürdüm, ben sevgilimi öldürdüm diye rahat rahat içeride nefes almasın." Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu, Şubat ayı kadın cinayetleri istatistiklerini açıkladı. Rapora göre Şubat ayında 30 kadın öldürüldü, 19 kadın cinsel saldırıya uğradı. Platform açıklamasında cinayete kurban giden kadın sayısının 2015 Şubat ayında 18, 2016 Şubat ayında ise 28 olduğuna dikkat çekildi. Ve son 2 yılda bu utanç tablosunda artış olduğu vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutuklanan Die Welt muhabiri Deniz Yücel için PKK temsilcisi ve Alman ajanı açıklamasına Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan tek cümlelik yanıt geldi. Auch für das deutsch-türkische Verhältnis. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, casusluk suçlamaları absürt dedi. Almanya Başbakanı Angela Merkel de Yücel'in kendi mesleğini icra etmekten başka bir şey yapmadığına işaret ederek bu nedenle serbest bırakılması gerektiğini vurgulamıştı. Zimbabwe'de sağanak yağışın yol açtığı sel 250'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Sel nedeniyle köprü ve yollar yıkıldı, onlarca baraj ve okul zarar gördü. Uzun bir kuraklığın ardından gelen sel çok sayıda tarlayı da kullanılamaz hale getirdi. Binlerce kişinin de evsiz kaldığı afet sonrası uluslararası topluma yardım çağrısı yapıldı.